Merhaba hanımlar, Pınar İğne Uyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı bir model hazırlayacağım. Oldukça da kolay bir model olacak. Yani 2 günde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model. İki renk ile modelimi renklendireceğim. Yeşilim leylak 729, kırmızı rengimde leylak ama numarası yok, onun bilgisini veremiyorum. Alt kısmı yeşil olacak, üst kısmını da kırmızıyla tamamlayacağım. Şimdi hemen yeşil ipimi iğneme takarak alt kısmından hemen başlayalım. Şöyle modeli başlamadan ipimi iğneme nasıl bağlıyorum onu da tekrar bir göstereyim. Şöyle ikiye büktüm, küçük bir parça bıraktım. Sağ elimle iğnemi tutuyorum, sol elimle baş parmağım ile işaret parmağımın dış tarafından geçirip bir halka yaptım. Bakın halka oldu. Tekrar gösteriyorum. Dış tarafından ipimi doladım ve şöyle yuvarlak bir halka yaptım. O halkadan iğnemle geçiyorum. Bu şekilde iğnenin arkasına da bir düğüm atmış olduk. Yani ipimi iğneme böyle bağlıyorum. Hemen yapımına başlayalım. Ben bir taraftan kahvemi yudumlayacağım. Diğer taraftan hemen modele başlayalım. Şurada zürafam hazırdı. Birkaç gün böyle kolay modellere yer vereyim istiyorum. Çünkü isteyenler çok fazla. Öncelikle buradan 4 tane zürafa yapıp 4. zürafadan döneceğim. Ben bugün alt kısmını yeşil ile yapıyorum. Dileyen zemin rengi ile de yine bu alt bölümü hazırlayabilir. Dördüncü zürafamı yaptım ve geriye dönüyorum. Buraya 2 adet pırpır yapıyorum. Aynı boylarda 2 adet pırpır. Buradan yine devam ediyorum. Şimdi burada 5 zürafa yapıp 5.'den döneceğim geriye. Şurası da aynıydı ama böyle bir tane kısa tuttum. Üç, dört, 5. zürafamdan tekrar geriye dönüyorum. Buraya da aynı şekilde 2 tane pırpırımı yapıyorum. Beş tane zürafa yapıp 5.'den dönüyorum geriye yine. Bu kısım inanılmaz akıcı ilerler. Hiç de sıkılmazsınız. Zaten 2 tane pırpır yapıyoruz burada sadece. Boyları da kısa olduğu için yani boy ayarlamasında da zorlanmazsınız. Pırpırların boyu uzun olduğu zaman biraz kontrolü zorlaşır. Kısa pırpır yapmak daha kolay tabii ki.
Zürafalarımda mutlaka çift dolayarak yapıyorum düğümlerimi. Kırpırlarımda da mutlaka tek dolayarak yapıyorum. Çift doladığınızda zaten düzgün düşmeyecektir. Bir denerseniz eğer çift ip doladığımızda pırpır olmuyor. Güzel olmayan ben çok zorlanıyorum. Bazen son noktada pırpır yaptıysam yani çift dolayayım ki çıkmasın dediğim yerler de oluyor. Ama o şekilde yapamıyorum yani olmuyor. O yüzden ben pırpırlarımda mutlaka bir defa ipimi doluyorum. Ben buraları hemen tamamlayacağım. Sonrasında son aşamasıyla yine devam edeceğiz. Evet, alt kısmı hazırladım. Şimdi son sıraya geçelim. Kırmızı ipimi alarak şöyle ilk zürafadan ipimi ekliyorum. Buradan hemen diğerine geçerek bir zürafa daha yapıyorum. Zürafama geriye dönüyorum. Tam orta noktasından bir tane pırpır yapıyorum. Buradan ilk pırpıra geliyorum. Buraya gelirken pırpırı, yeşil pırpırı biraz dik tutarak mesafemi ayarlıyorum. Şöyle söyleyeyim, hafif şöyle tepesi olacak görüntüde ipimi bırakıyorum. Şimdi buradan küçük bir miktar ipimi geriye alacağım. Şöyle bir zürafa kadar ipimi geri aldım. Bu kısma 3 tane pırpır yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptım. Şöyle yukarıya doğru da çektirdim. Buradan 1-2 ikinci zürafaya geliyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Şimdi şu kısmı yapıyoruz. Zürafamı yaptım. Geriye dönüp bir pırpır bırakıyorum. Tekrar ilk pırpıra çıkıyorum. Bakın şimdi yeşil pırpırım dik durumda. Hafif şöyle sanki kare yapmışım gibi bir görüntüsü var ipimin. Düğüm atıp bir zürafa kadar geriye dönüyorum. O geriye dönmüş olduğum iki katlı olan bölüme 3 tane pırpır yapıyorum.
3 tane pırpırım yapıp şöyle tepeye doğru da çektiriyorum. Yine bir, ikinci zürafaya çift dolayarak bir düğüm atıyorum. Buradan da inerken de mesafeye dikkat edelim. Bu ikinci pırpırımızın üzerinden güzelce geçecek şekilde iniyoruz bu ara yola. Yine bir tane zürafa yapıyoruz. Geriye dönerken ölçü bir zürafa boyutu kadar. Üçüncü pırpırımı yapıp mutlaka şöyle yukarıya doğru çektiriyorum ki hem ütülenmiş gibi bir görüntü elde ediyorum. Buradan ikinci zürafaya iniyorum. Dediğim gibi şu ikinci yeşil pırpırımın üzerinden güzelce ipimi geçip boyutunu ayarlamış oluyorum. Tam böyle üstünden geçecek rahat bir şekilde. Şöyle son bir tane daha yapalım beraber. Sonra tamamlayacağım ben. Buradaki pırpır da tam böyle tam orta noktada dursun. Ve ütülerken de dikkat edelim, ayarlayalım. Bunlar dik durumda olsun. İlk pırpıra geçtim. Boyutumu ayarladım. Geriye dönerek hemen geri döndüğüm kısmın üzerine 3 pırpır yapıyorum. İkinci zürafaya çift dolayarak ikinci yeşil pırpırımın üzerinden güzel bir ölçü bırakıp ara yola iniyorum. Yapımı bu şekilde oldukça kolay ve keyifli. Şimdi ben tamamlayacağım. Son haliyle ve fiyat bilgisiyle sizlerleyim inşallah. Modeli tamamladım hanımlar. Son hali bu şekilde oldu. Sıralı kolay bir iğne oyası modeli. Şöyle tek renk ile böyle üstünü hazırladım. Alt kısmını siyah ile de hazırlayabilirdim. Öyle de olabilir, sizlere de fikir olsun. Ben bugün burada yeşili kullanarak modeli hazırlamış oldum. Şöyle biraz bekleyeyim. İki gün böyle kolay model hazırlayayım dedim. İsteyenler oldukça fazla çünkü. Bakalım bir sonraki gün nasıl bir model bizi bekliyor. Bu modelin ütüsü de inanılmaz kolay olur hanımlar. Böyle bir defa sağlam bir ütüden sonrasında pek de ütü isteyeceğini düşünmüyorum. Güzel bir duruşu olacaktır. Yazmamın içerisi böyleydi. Kırmızısını kullanarak modeli hazırladım.
Şimdi ne kadara yapabilirim? Onu da hemen sizlere aktarayım. Bu modeli yazmanın haricinde yine 250 TL'ler civarında hazırlamak isterdim. Çünkü artık en ufak boya bile yani 200 TL'den aşağı yapılacak bir dönem kalmadı artık. Böyle 70'miş, 80'miş, 100'müş yani bunlara daha mümkün değil, örnek yok yani. Her şeye kaç kat zam geliyor iken, asgari ücrete bile kaç defa zam geliyor iken sizler el işçiliğinize üstüne koymamak, yani bu sizlerin hatası olur. İnşallah mecburiyetiniz de yoktur diyeyim. Herkesin karşısına Rabbim hayırlı müşteriler çıkarsın inşallah. Bugün de böyle sıralı İNO'suyla videomu sonlandırayım. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.